Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün çok özel bir videoyla karşınızdayım. Çünkü bugün ne oldu biliyor musunuz? Televizyona çıktım. Tabii bu televizyona daha önce çıkmıştım. Fakat bunu bilmeyen birçok insan var. Size nasıl televizyona çıktığımı anlatacağım. O zaman videoya geçmeden önce Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın diyelim. Altta çıktığı gibi BurakMemix1. Eğer Instagram hesabımı takip ederseniz yaptığım canlı yayınlardan ve videolarımın ne zaman geleceğinden anda haberdar olabilirsiniz diyelim. Ve bu videoyu da sizlerden tam tamına 1500 like bekliyoruz diyelim. O zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar, ben televizyona normal bir şekilde çıkmadım. Yani bir televizyon kanalının canlı yayınlarına konuk oldum. Bakın, canlı yayınlarına konuk oldum. Yani normal bir şekilde onlar benim videomu koymadı. Bu böyle yaptı, şu şöyle yaptı demedi. Beni yayınlarına davet ettiler. Ben ise gittim ve çok güzel bir tecrübe kazanmış oldum. YouTube'a ilk başladığım zamanlarda olmuştu bu olay. Ben yaklaşık 1500 aboneydim ve Antalya Kapalı Yol'da Sarıl Bana sosyal deneyi yapmıştım. Ve bu sosyal deneyi yaptığım sırada benim gözlerim kapalı, kollarımı iki yana açtım. İnsanların bana sarılmasını bekledim. Ve gözlerim kapalı olduğu için oradan geçen bir gazeteci beni görüyor ve arkadaşlarıma kendi numarasını veriyor. Ve ben de video bittikten sonra onları arıyorum, detaylı bir şekilde konuşuyoruz ve beni canlı yayınlarına çağırıyorlar. Fakat bu canlı yayınlarına çağırmaları şöyle oldu. Önce bana verdikleri numarayla bayağı bir konuştuk. Ben bilgilerimi onlara verdim. Yani bu videoyu nasıl çektiğimi, ne şartlarla çektiğimi, kendi bilgilerimi falan onlara verdim ve gazeteye çıktım. İlk başta gazeteye çıktım. Hatta gazetenin şeylerini falan videonun sonunda gösteririm. Yaklaşık 25 farklı gazeteye çıktım. Gerçekten 25 farklı. Yani ilk olarak bir tane gazeteye çıkmıştım. Daha sonra bu gazeteler birbirlerinden görüp hepsi o onu paylaşıyor, onu paylaşıyor, ondan görüyor, bu bundan görüyor, şu şundan görüyor derken 25'in üstünde gazete beni paylaşmış oluyor. Benim reklamımı yapmış oluyorlar. Yani bu beni mutlu ediyor. İlk başta böyle gazeteye çıktıktan sonra beni arıyorlar ve bana yarın yapacağımız canlı yayına gelir misiniz diyorlar. Yani biz de tabii ki de kabul ettik. Hayır mı diyelim? Böyle bir olay yaşamışız. Hayır mı diyelim yani? Hayır dememek elde değil. Biz de hemen gittik. Ertesi gün canlı yayınlarına konuk olduk. Babam, ben, ablam, kardeşim falan hep beraber gittik. Canlı yayınlarına konuk oldum. Çok güzel bir atmosfer vardı orada. Bir sürü kameramanlar falan. Ya benim o zamanlar 1500 abonem vardı. Çok küçük bir YouTuber'dım. Sonra böyle bir tecrübe kazanmış oldum. Hatta şimdi o zaman sizi havası bekletmeden videomuza geçelim. Ne videosuna geçelim biliyor musunuz? Beni canlı yayınlarına konuk ettiği videoya. Ha, bu arada şunu söylemeyi unuttum. Canlı yayınlarına gitmeden bir gün önce bizim eve geldiler biliyor musunuz? Bizim eve geldiler. Hani Kemal Sunal'ın filmlerinde falan olur ya, Kemal Sunal bir şeyler yapar ve gazeteciler falan evine gelir, ailesi böyle onunla gurur duyar. İşte bizimki de aynı öyle olmuştu. Gazeteciler bizim eve geldi, benimle röportaj yaptılar. Ertesi gün ise beni canlı yayınlarına çağırdılar. Biz de hayır demedik, hemen gittik. Beni çağırdıkları için buradan onlara çok teşekkür ediyorum, cansınız. O zaman hadi o videoya geçelim, röportaja gidelim. Antalya'da 15 yaşındaki genç Sarıl Bana sosyal deneyi için gözlerini bağlayarak kollarını açtı. Yoldan geçen vatandaşlara sımsıkı sarıldı. Kayseri'li Burak Memiş, Muratpaşa Kazım Özalp Caddesi'nde bir süs havuzunun önüne gelerek sosyal deney yapmaya karar verdi. Caddenin en işek olduğu saati seçen genç gözünü bağladı, kollarını iki yana açtı. Orada yeri de şey yazmıştı kartona. Sana güveniyorum, bana güveniyorsan sarıl bana. Ben samimi olanların sarıldığını düşünüyorum. Samimi olmayanlar sarılmadı. Boynuna üzerinde sarıl bana yazılı bir tabela asan genci, bir arkadaşı da telefon kamerasıyla görüntüledi. Burak, sosyal deneyine başlar başlamaz bölgedeki bir zabıta geldi ve ona engel olmaya çalıştı. Şey, ben orada sarıl bana yazıyordu, bekliyordum orada. Sonra temizlik görevlisi beni şikayet etmiş zabıtaya. Hemen zaten yan tarafta 20 metre ileride zabıtanın kulübesi var. Şikayet etmiş. Sonra zabıta da seni çocuk şubeye götüreyim falan dedi. Sonra bir an tüm toplum arkamda durdu. Bana destek verdi. Korkmam, sana bir şey olmaz falan dediler. Burada bir sürü sivil polis var, sana bir şey yapamazlar falan. Sen deneyine devam et dediler. Sonra zabıta da gitti. Herkes beni alkışladı. Bazı vatandaşlar genci dilenci zannederken bazıları ise durarak bir müddet izledi. Yaklaşık bir saat süren deneyde yoldan geçen bazı insanların gence sarılmaktan çekindiği gözlenirken bazıları ise sımsıkı sarıldı. İnsanların tepkisi ne oldu? Sarılanlar hep bana işte kulağıma fısıldıyordu, aferin oğlum falan diyordu. Çekilen videolar sosyal medya üzerinden Sarıl Bana başlığıyla paylaşıldı. Paylaşımı kısa sürede binlerce kişi izledi. Evet arkadaşlar, bize geldikleri röportaj videosunu izlediniz. Şimdi ise canlı yayınlarına konuk olma anımı izleyeceksiniz. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden hemen onu izleyin. Burak sarıl bana dedi. Biz de ona sarıldık. Zabıtalardan da kaçıyoruz demek ki deney yaparken, evet, değil mi? Neler oldu Burak? Hoş geldin öncelikle bültenimize.
Neler yaptın? Nereden çıktı öncelikle? Böyle bir sosyal deney nereden aklına geldi? Son günlerde ülkemizde tatsız olaylar yaşadı. En büyük nedeni terör olayları. Hı hı. Ben de toplum samimi diye ölçmeye çalıştım. Bence samimi değiller. Çünkü çoğu insan bakıp gitti. Senin gözlerin de kapalıydı. Aynen, benim gözlerim kapalıydı. Kimin saradığını görmeyeyim diye. Zabıtalarla ne yaptın? Zabıta beni çocuk şubeye götürecekmiş, öyle dedi. Sonra bir an herkes kalabalık oldu. Şey dediler. Zabıta beni çocuk şubeye götürecekmiş. Orada tüm toplum benim arkamda oldu. Sana bir şey yapamazlar, korkma. Burada bir sürü sivil polis var, asla sana bir şey olmaz falan dediler. Sonra ben burada hırsızlık yapmıyorum, sosyal deney çekiyorum dedim. Sonra tüm toplum beni alkışladı, zabıta da gitti. Sen videonu devam et dediler, ben de devam ettim. Peki şimdi elinde böyle bir kartla, sana güveniyorum, bana güveniyorsan sarıl bana dedi Burak. Gözlerini de bağladın ve kollarını açtın, insanların sarılmasını bekledin. Evet. Niye bunu yapıyorsun diye soranlar olmadı mı sana? Aynen, sordular, bu ne yapıyor falan diyorlardı. Ben de sosyal deney yapıyordum ama. Peki şimdi o zaman sosyal deneyin sonucuna gelelim. Amacını öğrendik, ne için yaptığını öğrendik. Şimdi de sonuç kısmına gelelim. Bu sosyal deney sana, 15 yaşındasın, neler kattı sevgili Burak? İnsanların samimi mi, samimi değil mi olduğunu kattı. Bence fazla samimi değil Türkiye. Ama daha iyi de olabiliriz. Daha iyi. Bir daha yeni deneyler yapacak mısın? Yeni deneyler yapacağım, evet. Daha öncesinde peki var mı yapmış olduğun başka sosyal deneyler? Yere $100 yapıştırıyordum. İnsanlar alacak mı diye merak ediyordum. Çoğu insan aldı. Evet. Evet. Ay, alır mıydık acaba? Alır mıydık? Bizim ekibe de soralım, kameraman arkadaşlar. Herkes böyle bir hazır hazır gülüyor. $100. Dolar da yükselişte. Evet, sahteydi dolarda. Ama görünmüyordu yani uzaktan. Ay vallahi bak, bilemedim şimdi. Bu sorunun cevabını ben de bilemedim. Aynen. Burak. Gerçekten 15 yaşındasın ama o bilinci, o gözlerindeki ışığı bizler görebiliyoruz. İnsanlar da eminim o meydanda kollarını açıp size güveniyorum, bana sarılın dediğinizde aynı güveni hissetmişlerdir sende. Ailen peki nasıl tepki verdi buna? Ne dedi? Annem beni çok destekliyor her zaman ama babam fazla desteklemese de arkamda yine de. Neden ama desteklemiyor baba? Benim babam diyor boş iş falan diyor. Ama ben ilerleyeceğimi ne yapıyorum baba diye. Şimdi ben de hani bir anne olarak destekler miydim, desteklemez miydim noktasında hani çok emin olamadım işin aslında. Hani gözünü bağlayacak, sarıl bana diyecek, evet. Zabıtalar filan işte meseleler, evet. Büyük. Bundan sonrasında ne yapacaksın? Bundan sonrasında yerde yaralı numarası yapacağım. İnsanlar yardımsever mi, bana beni hastaneye falan götürecek mi diye onu düşünüyorum. Bunu da bir hafta içinde atmayı düşünüyorum. Peki yardım etmezlerse bu senin insanlara güvenini sarsmayacak mı? Aynen, sarsacak. Ondan sonra nasıl devam edeceksin yoluna? Ondan sonra emin adımlarla ilerleyeceğim. Eve kapatacağım kendimi diyorsun. Dışarı evet. Çıkmayacağım. Hadi o zaman burada deneyelim. Nasıl yapmıştın deneyi orada? Gözlerimi kapattım. Hı-hı. Kollarımı iki yana açtım. Hı-hı. Yazılar da oradaydı. Sana güveniyorum, bana güveniyorsan sarıl bana. Hı-hı. Sonra insanlara sarılmasını bekledim. O zaman sarılalım mı? Hadi öyle bitirelim. Evet, biz Burak bize güveniyor, biz de Burak'a güveniyoruz. Tabii ki gelecek nesillere güveniyoruz. Çocuklarımıza güveniyoruz sevgili izleyiciler. Onlar çünkü pırıl pırıllar. Onlar bizim geleceğimiz, her şeyimiz ve onların bize güvendikleri kadar bizler de onlara güvenmeliyiz diyelim. Sıradaki haberi beraber okuyalım. Evet, ben okuyayım, sen yanımda dur. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Videoyu beğenmeseniz de dislike atabilirsiniz. Bu sizin özgür iradeniz ama benim gönlüm like atmanızdan yana. Yani bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz ve hiçbir şey kaybetmezsiniz. Sadece elinizi like tuşuna basacaksınız. Ve böyle olacak. Bu videoyu sizlerden tam tamına 1500 like bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Unutmayın. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Burak Memiş'te kalın ve bay bay. Bakın şimdi Outro gelecek. Outro'daki çıkan iki videodan birini izleyin. Eğer ikisini izlediyseniz hiçbir şey yapmayın. Direkt videodan çıkın gidin. Ama ikisinden birini izlemediyseniz mutlaka birini izleyin. Hadi o zaman bay bay. Şehrimin tadı ağzımda yine. İspas gir, kömür, plastik, çöplük, lastik, egzoz, esrar. Karanlık.